Ebeveynler her zaman çocuklarına örnek olurlar. Ama anneniz ve babanız suçluysa ne yapabilirsiniz? Sizi kesinlikle kurtaracağım. Parmaklıklar ardındayken zaman duruyor gibidir. Polis onları nasıl buldu? Suna ve Enes bir dahaki sefere daha dikkatli olacaklar. Dilara'nın bugün gelmesi harika. Nerede o? Saat 5'te burada olacağını söyledi. Anne baba benim. Hey! Bir dakikalığına içeri girmeme izin verdiler. Bu size sürprizi olan bir tatlı. Bakalım kızımız ne getirmiş? İşte burada. Tatlım kurtulduk. Bir kilit anahtarımız var. Hey beni kilitlemek zorunda mıydın? Bir dakika Enes. Aa tatlım. Biraz şeker ister misin? Ne aile dramı ama. Ailem çok komik. Olmadık sebepten kavga ederler. Ver onu bana Enes. Yüzündeki tatlı maske sana gerçek bir enerji artışı sağlar. Kilidi kırdık. İşte bu kadar. Kaçma vakti. Merak etme tatlım. Babam bize yetişecek. Bir suçlunun hayatı şüpheli insanlarla doludur. Ve mafya bekliyor. Merak etme Don. Birazdan burada olurlar. İşte bütün Yılmaz ailesi. İyi akşamlar Don. Ellerini Godfather'dan çek. Bayanlar ve baylar. Görgü kurallarınız nerede? Ne dedin bize? Şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz. Durun. Önce iş. Enes bana neyin olduğunu göster. Önce para. Ona parayı ver. Al Enes. Kimseye güvenme. Kontrol edeceğiz. Her şey yerli yerinde. Aha. Ve bu bizim baş işimiz olacak. Sizinle iş yapmaktan zevk alıyorum. Sonra görüşürüz. Malları kontrol etme zamanı. Ne? Bebekler mi? Dolandırıcı. Bize kızının eski oyuncaklarını satmış. Suçlu bir hanedanı kandırabileceğini mi düşündü? Onları yakalayalım. Hadi gidelim. Bu işe yaramayacak. Yılmazlar çok hızlı koşabilir. Kafe müşterileri bir suçlu için çok kolay avdır. Siparişiniz bayanlar. Yemeğinizin tadını çıkarın. İşte suç ailesi geliyor. Atıştırmalık zamanı. Ama bir sorun var. Parasızlar. Suna bir fikrim var. Baba her şeyi çözdü. Sabırlı ol tatlım. Birazdan öğle yemeği yiyeceğiz. Sadece halletmemiz gereken bazı işlerimiz var. Gösteriyi izleyelim. İşte Enes. Garson oldu. Kızlar bir hata olmuş. Bu sizin siparişiniz değil. Tüm yemekleri değiştireceğiz. Aa evet. Kolayı da alacağız. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler baba. Lezzetli. Aa yeni ziyaretçilerimiz var. Siparişiniz için ödeme yaptınız mı? Git buradan. Huzur içinde yiyeyim. Bu gayet açık. Bence bu bir soygun. Panik butonu nerede? Polisi arama zamanı. Eller yukarı Yılmaz Bey. Aa hayır. Yine mi? Aman Allah'ım. Bu bir oyun mu? Ben de ellerimi kaldıracağım. Evim güzel evim. Neden hep bu başımıza geliyor? Sakin olsun ha. Bu bizim ilk karışıklığımız değil. Bir şeyler bulacağız. Ve iyi haberler gelmeye başlıyor. Suna bu paket kesinlikle bizim için. Araba bizim kurtuluşumuz. Keşke ona ulaşabilseydim. Tatlım devam et. Hey! Tatlım oyuncağını ödünç alabilir miyim? Yaşasın. Hep birlikte oynayacağız. Evet tatlım ama biraz sonra. Önce anne ve babanın dışarı çıkması gerekiyor. Çekici hazır. Hadi gidelim. Hadi hadi çek. Pekala. Bu araba bir canavar. Aile yeniden bir arada. Şimdi polisler uyanmadan gidelim buradan. Mücevher yapmak tamamen konsantrasyonla ilgilidir. Ama çocuklar önce gelir. Sorun ne tatlım? Anne kızma. Matematik sınavından F aldım. Ama suç dünyasında çocuklarına bağırmazlar. Soruna çözüm ararlar. Bir bakalım. Biliyorum. Bu testi taklit edeceğiz. Öğretmen bakmıyor bile. Bu harika. Bak Dilara. Artık bu bir test değil. Bir sanat eseri. Bir sanat eseri yerine düzenli bir sınava girebilir miyim? Çalışmaya devam edelim. Hayır anne. Sahte para bir işe yaramaz. Ne dersen de tatlım. Bitti. İşte testim. Testi tekrar yapmaya gittiğinde kağıda su püskürtmen yeterlidir. Ve doğru cevaplar ortaya çıkacaktır. Tekrar sınavı zamanı.
Herkese soruların olduğu bir kağıt verilir. Beste değiştirmek zor değil. Kopya kağıtlarını kullanmaktan çok daha kolay. Annem ne dedi? Aa evet, levha özel bir H2O reaktifiyle işlenmelidir. Bitti. Annem bir profesyonel. Nasıl çalışacak? Zahmet etme. Dahi bir annen yoksa işe yaramaz. Ve Dilara dersin geri kalanında çok rahat olacaktır. Zamanınız bitti. Kağıtlarınızı geri verin. A garantilidir. Ancak bir sınıf arkadaşının başı ciddi belada. Ups. Kayhan Bey, olay şu. Birisinin testi tekrar yapması gerekiyor. Suçlularımız sadece pahalı giysiler giyerler. Ama hiçbiri için ödeme yapmayacaklar. Ne güzel bir elbise. Bedenin var mı? Tatlım, buradan alacağız. Tamam mı? Zamanımız azalıyor. Acele etmeliyiz. Anne, ben de gelebilir miyim? Dilara, şimdi değil. Annen meşgul. Hırsızlık zordur. Çok fazla konsantrasyon gerektirir. Ve Enes'in özel bir görevi var. Dikkatleri dağıtmak üzere. Çok güzel gözlerin var. Bir fincan kahveye ne dersin? Başka bir zaman, tamam mı? Ama uzağa gidemezsin. Bu mağazada daha kötü hırsızlıkları yakalamıştık. Ben hazırım. Beni atın. Başarısız olduk. Yine hapis. Tek umudumuz Dilara. O çok akıllı. Bir şeyler düşünecektir. Aa, Dilara burada. Tatlım, bize ne getirdin? Bir oyuncak bebek. Çok güzel değil mi? Bir bebek mi? Evet. Bak, saçları ne kadar muhteşem. Tatlım, ver onu bana. Enes, sadece bebeğin kafasını çevir. Kafasını sökün mü? Çok isterim. Onu neden getirdin? Vay canına. Bu da ne? Anahtar mı? Bebeğim, sen en iyisisin. Enes, acele et. Ben bebeği tamir ederken onu aç. Al bakalım tatlım. Şimdi gidelim. Yaşasın. Sonunda aile tekrar bir araya geldi. Bazı sinema salonlarının çok katı kuralları vardır. Suçlu aile bile sıkı bir güvenlik kontrolünden geçmek zorundadır. Yemek yok, hayvan yok ve kamera yok. Anladınız mı? Bana çantalarınızı gösterin. Fazladan her şey masada. Kurallara aykırı hiçbir şeyimiz yok. Kendiniz görün. Aa evet, çok açık. Ama sanırım çantanızda hala bir şey kalmış. İşte bundan bahsediyorum. Tiyatroda yemek yok. Bunu saklıyorum. Ve sen eşyalarını al ve koridordan aşağı in. İnanılmaz. Neden kimse kurallara uymuyor? Çok sinir bozucu. Harika bir gezinin nasıl biteceğini asla bilemezsiniz. Yılmazlar bu sefer harika bir av yakaladı. Bir cüzdan, yolda yapayalnız yürümek, çalmak zorunda bile değillerdi. Vay canına, bu çok para. Çok şanslılar. İşte cüzdanın sahibi geliyor. Aa, bulmuşsunuz. Teşekkürler. İçeride evsiz köpekler için bağışlar vardı. Hayır, hayal görmüşsünüz. Hiç köpek görmedik. Ve cüzdan bulamadık. Ne? Baba, yalan söylemek hoş değil. Yavru köpekler için. İşte cüzdanınız. Aa Dilara, az önce bir suç operasyonunu mahvettin. Bu evde ciddi bir konuşma olacak. Tekrar sarılmak mı? Pekala, tamam. Güle güle. Şimdi babanın ne kadar hızlı olduğuna bak. Sonuçta bu cüzdan artık bizim. Anne, baba, yine mi? Beni takip edin. Genç bayan, cüzdanınızı yine kaybettiniz. Daha dikkatli olun. Evet, işte gerçek bir kız. O hiç senin gibi değil. Sen akıllı birisin. Sanırım anne ve babanın doğru yola girmesinin zamanı geldi. Suçlu ailemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz içerik hangisiydi? Yorumlarda bize söyleyin. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum Select'teki yeni aile videolarımızı kaçırmazsınız.